çocuk ya, niye? Kesin bir şey oldu. Meraktan çatlayacağım. Ay hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Asistanım Murat'la tanışmış mıydın? Hmm, evet. Ay, ay şekerim, kusura bakma, unutuyorum. Hmm. Eni de olsa aklım sanatımda. Aa, çocuklar şey, Rüya nerede? Ay dört kere daha panoları devirince odayı kilitlemek zorunda kaldım. Ay hayatım, hayranlarımı görüyor musun? Ay Duyan gelmiş, Duyan gelmiş. Aa, bu arada sen böyle kuru yemiş cips falan al, ben de misafirlerle ilgileneyim, tamam mı? Ay aman efendim, kimleri görüyorum? Ne olur kurtar beni, Ceren kafayı yedi. E kusura bakma da senin de ondan aşağı kalır yanın yok yani. Ya ben yine Ceren'in saçma sapan esprilerinden biri zannediyordum. Öyle davranıyordum. Ama meğersem ciddiymiş. Ya beni asistanı sanıyor. Biraz önce bana, git bana karanlık odam hazırla dedi, dünyam karardı Ayşegül. Tamam tamam. Peki bu gençleri nereden buldunuz? Hiçbir fikrim yok. Gel şuna bir soralım. Ya affedersiniz, siz niye gelmiştiniz? Vallahi biz buradan geçiyorduk. Bir arkadaş görmüş, bedava cips ve kuru yemiş var dedi. Biz de girelim dedik. Yani siz şimdi buraya sadece cips ve kuru yemiş için mi geldiniz? Yo, daha yemek varsa kalır yeriz biz. Ya arkadaşlar, aranızda cips veya kuru yemiş için gelmemiş olan biri var mı? Ben. Sen yani fotoğraflar için mi geldin? Yo, ya panolara çarpıp çarpıp deviren bir kız varmış, onu görmeye geldim ama çıkmayacak galiba. Ya çıkmayacaksa söyleyin de beklemeyin boşuna. Hoş geldiniz sevgili hayranlarım. Sadece bugün özel olarak fotoğraflarda %20 indirim uyguluyorum. 850 TL'den başlayan uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Evet, sorusu olan var mı? Hı? Yiyecek başka bir şey var mı? Yiyecek? Hemen soralım asistanımıza. Murat'cığım, nedir kuru yemiş ve cips durumumuz? Nanay. Yani bitti. Bitmiş. Arkadaşlar, yanlış tarafa gidiyorsunuz ya. Nereye? Ama fotoğraflar bu tarafta. İyi be, giderseniz gidin. Hı. Benim için fotoğraftan anlayan bir kişi bile yeterli. Sen hangi fotoğrafı beğendin canım? Panolara çarpıp duran kızı beğendim. İyi de onun fotoğrafı yok ki. Fotoğrafına ne yapayım, ben kendisini beğendim. Çok komik kız ya. Çıkmayacaksa söyleyin, beklemekten sıkıldım. Çıkmayacak. Bana müsaade o zaman. Aman neyse canım. Kuru yemiş ve cips de tam zamanında bitti. Değil mi? Ayşegül. Evet. Ay herkes zaten o yüzden gitti. Meğer ben tek atımlık bir barutmuşum. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar hiçbir fotoğrafımı satamayacağım. Ay ben bırakıyorum bu işi. Aa, ya Ceren. Saçmalama. Ya senin asıl istediğin bu değil miydi? Bir zamanlar. Senin o bir zamanlar dediğin daha dün akşam ayrıca. Hem bu kadar çok istediğin bir şeyden bu kadar kolay vazgeçmemelisin. Ya Ayşegül, yani üzüleceğimi tahmin ederdim ama bu kadar yıkılacağım aklıma gelmemişti. Peki nedenini biliyor musun? Fotoğrafçılık uğruna bütün her şeyden vazgeçtin. Eh geriye de bir tek bu kaldı. Sonunda tabii bu da elinden gitti. Ama sonuçta daha hayatın başındayız. Daha bir sürü şey deneyeceğiz. Kimi zaman başaracağız, kimi zaman başaramayacağız. Ama sonunda her zaman elimizde tutunacak bir şey kalacağı için o kadar üzülmeyeceğiz. En başta okul. Doğru söylüyor. Ay doğru ya. Ben dersleri kırdım bir de bugün. Ya. Sırf sen kırmadın, bize de kırdırdın. Evet. Hadi ya. Bak gördün mü? Uzun zaman sonra ilk defa gülümsedin. Evet. Evet neyse. Fotoğrafçılıkta tutunamadın ama sana tutunabileceğim bir şey söyleyeceğim. Yarınki bilgi yarışması. Unuttun değil mi? Aa. Ha? Ay ben onu tamamen unuttum. Ya. O zaman bizim eve gidip çalışmaya devam edelim kaldığımız yerden. Ayşegül. Ya sen bunun işe yarayacağından emin misin? Ay tabii ki. Bana güven. Gerisini merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.